yakalmadı. Şöyle işin tutarsanız bakın şurada böyle partiküller var. Evet. Van Gölü'nün endemik bir türü olan inci kefali balığımızın göç yolculuğu 15 Nisan tarihinde başladı. Muradiye ilçemizde de Bendimayı çayı boyunca göç yolculuğuna devam eden inci kefali yaklaşık 23 kilometrelik bir göç yolculuğunun ardından tatlı sulara ulaşmış oluyor. Bu balığın bu göç yolculuğunda kaçak avlanmasını önlemek için biz de emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Hem Van Gölü'ndeki bu endemik türün korunması için hem de neslinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara bu balığın devam ettirilmesi, bırakılması için emniyet önlemlerimizi 24 saat esaslı olarak alıyoruz. Ayrıca hem havadan drone yöntemiyle hem de karadan termal kameralarla bu balığın kaçak avlanmasını önlemek için canla başla çalışıyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin bu sezon yakaladığı toplam 25 ton inci kefali balığımız var. Bu balıkların da çoğu canlı olarak yakalandı. Canlı olan balıkları tekrar suya bırakmak suretiyle yaşam döngülerini devam etmelerini sağlıyoruz. Hem kolluk kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları, bu konuda cezaların caydırıcı olması bu sezon kaçak balık avcılığı konusunda geçmiş yıllara göre oranların azaldığını gösteriyor. İnci kefali göçü artık en tepe noktalarda, zirve noktalarda göçün en yoğun olduğu dönemleri yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Muradiye balık bendindeki nokta. Sevinçle şunu söyleyebiliriz. Muradiye Kaymakamımız Melih Aydoğan başta olmak üzere jandarma ve polis ekipleri yoğun koruma tedbirleri almış durumda. Bir balığın etrafında adeta herkes kenetlenmiş gibi. Geçmiş yıllara göre su bol olduğu için göç çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Balıklar adeta mutlu çünkü suyumuz bol. Geçen sene burada adeta dere yatağı kurumuş gibiydi ama bu sene su bol olduğu için balıklar çok daha yukarıya doğru çıktılar ve sağlıklı bir üreme gerçekleştiriyorlar.